Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi peşin olarak ödedikleri servis ücretlerini almak isteyen velilere tüketici hakem heyetlerine gitmelerini önerdi. Öğrenciler uzaktan eğitime geçti. Akıllara koronavirüsle mücadele sürecinde kullanmadıkları servis ücretleri ne olacak sorusu geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, velilere servis ücretlerinin iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını önerdi. Veliler, oluşan mağduriyetin giderilmesi için CİMER'e başvurdu. CİMER'den verilen yanıtta virüs nedeniyle hizmet alınamayan dönemde mağduriyetlerin giderilmesi için muammaya dönen okul servisi ücretlerinin hakem heyetlerine başvuru yoluyla çözülebileceğini belirtti. CİMER'den verilen yanıtta uyuşmazlıkların çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin sorumlu olduğu belirtildi. Tüketici mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinin yetkili olduğu hatırlatıldı. Değeri 6.920 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6.920 lira ile 10.390 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekiyor. İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar taraflar için bağlayıcı nitelikte. Velilerin aldıkları hizmet karşılığında tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine fatura, satış fişi, sözleşme gibi belgelerle birlikte başvurması gerekiyor. Veliler peşin olarak ödedikleri servis ücretlerini alabilecek mi? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Herkesin öncelikle Gençlik ve Spor Bayramı'nı yani 19 Mayıs'ı kutlayarak başlamak istiyorum çözüme. Evet. Ne dersiniz efendim? Yorumlarınız CİMER, ne yönde olur? CİMER doğru adresi göstermiş hukuken ama hukuken doğru olan her zaman uygulamada da doğru olmayabilir. Şimdi veliler, milyonlarca veli özel okul için servise verdiği evladını teslim ettiği, aracına bindirdiği servis sürücüleriyle veya servis şirketleriyle, işletmecileriyle karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Ne var ki hakem heyetine başvuru da zor bir şey değil. 10.390 liraya kadar olan çekişmelerde tüketici hakem heyetlerinin verdikleri kararlar mahkeme kararı hükmündedir. Yani karşı taraf uymadığı takdirde adliyelerdeki icra müdürlüklerine başvurularak kararın icrası devlet eliyle gerçekleştirilebilir. Talep halinde. Bu noktada hemen aklıma şu geliyor. Şimdi servis işletmecileri esnaf. Dolayısıyla devletimizin destekleri oldu. Pandemi sürecinde işini kaybeden, işini yapamayanlara esnaf kredisi verildi. Vergileri, sosyal güvenlik ödemeleri ötelendi. Çeşitli destekler verildi. Velilerden alınmış paralar ise karşılığı verilmediği için bir sebepsiz zenginleşme oluşturdu. Burada ortak noktada buluşmak lazım. Şöyle ki hiçbir veli servis işletmecisinin ya da sürücüsünün karşılığında olmasını istemez. Evladına emanet ediyor. Bazı özel okullar servis hizmetini de kendileri sunuyorlar. Bir şirket kurmuşlar. Kendi bünyelerinde veriyorlar. Onlardan iade edenler olduğunu biliyorum. Bu servis ücretlerinin tamamı hadi bilemediniz. Önemli bir bölümünün iadesi gerekir çünkü araç hareket etmiyor, yakıt harcamıyor, yıpranmıyor, temizlik ihtiyacı eskisi kadar doğmuyor, kullanılmıyor. Sadece servis değil, yemek ücretleri için, okul ücretleri için de bunlar geçerli. Yani CİMER'in gösterdiği adresler ne kadar doğru ise de tüketici hakem heyetlerini milyonlarca velinin özel okul ücretiyle ilgili meşgul etmemek gerektiği düşüncesindeyim. Bunun bir karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Özel okulu yine sizinle yaptığımız programda canlı yayında Mart ayında değerlendirmiştik. O günden bu yana bir ilerleme olmadı. Bunun mutlaka çözümü lazım. Veliler göz bebekleri olan evlatlarını teslim ettikleri eğitim kurumları veya eğitim kurumlarını onları götürüp getiren araç sahipleriyle, servis işletmecileriyle hasım haline gelmek istemiyorlar. Ama kendilerine yapılan haksızlığa da sessiz kalmaları beklenemez. Tüketici hakem heyetine başvurmak zorunda kalan velilere de tavsiyem, yorulmasınlar. Kaymakamlığa ya da İl Ticaret Müdürlüğü'ne gitmelerine gerek yok. İnternetten de e-devlet şifresiyle
bu başvurunun gerçekleştirilmesi mümkündür. Tekrar ediyorum, 10.390 liraya kadar olan çekişmelerde tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olup hakem heyeti kararı mahkeme kararı hükmünde, yani o derece etkili bir karardır.